Sankeyev Köprü başının son görüntüleriyle karşı karşıyayız şu anda. Antik dönemden kalma Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan 1300 yıllık antik köprümüz şu an tamamen 3 metre zirvesi kalmış suyla buluşmaya. Eski Hasankeyf tamamen boşaltıldı ve şu anda seyir terası dediğimiz bölgeye doğru su yükselmeye başladı. Bu anlamda Hasankeyf'in iki köprü arasındaki kalenin alt kesiminin son alanları Kesme Köprü 1 köprüsünün Kesme Köprü 1 köyünün Serepre mezrası tamamen su altında kaldı. Burada tabii sular yükseldikten sonra hemen kalenin dibinde oluşturulan Devlet Su İşleri tarafından oluşturulan liman kesimiyle birlikte daha farklı bir turizm destinasyonu bekleniyor. Umarız daha sağlıklı, daha önemli turizm aktivitelerine hazırlanmasını diliyoruz. Bu noktada yetkililerden temennimiz kültür turizmi, su turizmi, doğa turizmi noktasında Hasankeyf eski cazibesine ulaşır. Daha aktif ve daha çeşitli turizm aktiviteleriyle buluşmasını diliyoruz. 19.02.2020 tarihi itibariyle 1960 yıllarında yapılan eski köprü dediğimiz, daha doğrusu eski köprüye göre daha yeni olan geçiş köprüsü kapandı tamamen. Eski şehirle irtibatı kesildi. Bu bölgenin su yükselmesiyle birlikte tamamen Kale Vadisi dediğimiz alan ile Kure Köyü arasındaki alan Mart ayı sonu itibariyle tümü su altında kalacak. Cinler yok mu burada? Cinler korkuyor. Tarihi Hasankeyf'e Diyarbakır'dan geldik. Tabi sular altında kalacağını biliyoruz. Son demlerini yaşıyor şu anda. Biz de bu ana tanıklık etmek istedik. Fotoğraflarımızı çektik. Geziyoruz, görüyoruz. İnşallah daha güzel olur. Tabii gönül ister ki tarih sular altında kalmasın ama o engellenemedi. En azından şu haliyle daha güzel yaşanabilir bir yer olur. Yani umutluyuz biz de şu anda.